9. sınıf problemlerin arkasındaki uygulama testi altı notlu sunu çözeceğim. Bir kırtasiyeci her birinde 18 adet kalem olan 3 kutu kalemin bir kutusuna 20 lira vermiş. Şimdi e, kalemlerin 3 tanesini 5 liraya satmış. Kırtasiyecinin karını bulacağız. E, kırtasiyecinin karını bulmak için kar şöyle bulunur. Satışta maliyeti ya da alışı çıkarırsak aldığımız fiyatı çıkarırsak sattığımız fiyattan karı buluruz. Ee, öncelikle ne kadar e, ra alışveriş yapmışım? Kalemleri kaçı almışım? Onu bulacağım. 18 her birinde 18 kalem olan 3 kutu. Bir kutuda 18 varsa 3 kutuda 18 çarpı 3 54 tane kalem vardır. Peki kaç lira vermişim bu 54 kaleme? Bir kutusuna 20 verdim. 3 kutu aldığım için 3 kere 20, 54 kaleme 60 lira verdim. 54 kalem aldım, 60 lira verdim. Şimdi kalemlerin 3 tanesini 5 liraya satmışım. 3 tanesini 5'e sattım. Ama kaç kalem almıştım? 54 kalem. Öyleyse 54 kalemi kaça satmış olabilirim? Bunu bulalım. 3 tanesi 5 liraysa 54 tanesi kaça olur? Bunu bulmak için şöyle işler dışlar yapabilirsiniz. Veya 3'ü kaçla çarpınca 54 oluyor? 18 ile çarpınca 5'i de 18 ile çarparım 90'dır derim. Böyle de yapabilirim. Veya işler dışlar 3 kere 90 270, 5 kere 54 270 diye de yapabilirim. 90 liraya ben ne yapmışım? Satmışım. Arkadaşlar 60'a aldım. 90'a sattım. Ne kadar kar ederim? Satıştan alışı çıkarınca 30 lira kar ettiğim ortaya çıkar. Hasan 14-2x. Zehra x artı 4 yaşındadır. Buna göre Zehra bugünkü yaşının 3 katına geldiğinde Hasan kaç yaşında olur? Şimdi şu Hasan, şu Zehra. Yaşları. Bununki 14-2x'miş. Bununki ise x artı 4'müş. Zehra bugünkü yaşının 3 katına gelecekmiş. Zehra'yı bugünkü yaşının 3 katına getirirsek x'in 3 katı 3x artı 4'ün 3 katı 12 yaşına gelmiş olur. Peki ne kadar büyümüş olur? Son yaşından ilk yaşını çıkararak ne kadar bir büyüme olduğunu anlayacağız. 3x'ten x çıktı 2x, 12'den 4 çıktı 8. İşte 2x artı 8 kadar büyümüş. Hasan yerinde duyacak değil. O da aynı şekilde ee, bu 2x artı 8 büyüdüyse bunun da yine 2x artı 8 büyümesi gerekiyor. Yeni yaşını bulmalıyız. Bunun için bu e, yaşına büyüdüğü kadar ekleyip yeni yaşını buluruz. Yani 14-2x'e 2x artı 8 ekleyerek şu anki yaşını, gelecekteki yaşını buluruz. Şu 2x-2x birbirini götürüyor. 14-8 daha 22. Tamam. Zehra büyüyünce Hasan da 22 yaşına gelmiş oluyormuş. Oya ile Gülşen'in bugünkü yaşları toplamı 54'tür. Oya Gülşen'in bugünkü yaşına geldiğinde, Gülşah bu arada. Gülşah 36 yaşında olacağına göre Oya bugün kaç yaşındadır? Şu Oya, şu Gülşah ikisinin yaşları toplamına 54 demişler. E, ve bize Oya'nın yaşını soruyorlar. Bize sorulan kişi Oya olduğu için Oya'ya x diyorum. İkisinin yaşları toplamı 54 olduğu için Gülşah'a da 54 eksi x kalıyor. Bakın ikisini toplayınca xler gider ve 54 olur yaşları toplam. Oya Gülşah'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani Gülşah'ın bugünkü yaşı olan 54 eksi x yaşına geldiğinde Gülşah 36 yaşına geliyormuş. Bu Gülşah'ın yaşına geldiğinde bu da 36 yaşına geliyormuş. Bu durumda diyor ki Oya'nın yaşı yani x kaçtır diyor. Şimdi bu iyi geldiğinde dediği için gelecekten bahsediyor. Yani daha büyük bir yaş olmuş. Ne kadar büyüme olmuş bunu bulalım. 54-x'den x yani son yaşından ilk yaşını çıkarırsak ne kadar büyüme olduğunu göstermiş oluruz. 54-x'den x'i çıkartınca 54 2x bulurum. İşte bu kadar büyümüş demektir. Bu da aynı şekilde aynı yıl geçtiği için bunun da 54 2x kadar büyümesi gerekir. Öyleyse şimdiki yaşına büyüme miktarını eklersek 36'yı buluruz. O zaman şimdiki yaşına geçen yılı eklersek ne kadar büyüdüğünü eklersek ilerideki yaşı 36'yı bulur. Buradan 54, 54 daha 108 yapıyor. X, eksi X, eksi 2 X, eksi 3 X yapıyor ve eşitmiş 36'ya. 36'yı bu tarafa, 3 X'i bu tarafa alırsak 3 X eşittir 72 olur. Her iki tarafı 3'e bölersek X eşittir 24 olur. Gördüğünüz gibi Oya'nın yaşı neymiş? Oya 24 yaşındaymış. Sıra geldi dördüncü soruya. Bir araç 120 km hızla 3 saatte gittiği yolu 1 saatte dönebilmesi için hızını kaç kilometre arttırmalıdır? Şimdi bir bir güzergah çizelim. Araç buradan buraya 3 saatte geliyormuş ve hızı 120'ymiş. Biz aldığı yolu bulmak için ne yaparız bu aradığı yolu bulmak için? Hızıyla zamanı çarparız ve bu aradaki mesafenin 360 kilometre olduğunu buluruz. Diyor ki bu 360 kilometrelik yolu bir saatte alması gerekirse hızı ne olmalıdır? Hızı ne olmalıdır? Bir saatte alması gerekiyor. 360. Hız çarpı zaman yani hız çarpı bir zaman alacağı yol 360'tan V'nin 360 olduğu ortaya çıkar. Yani e, bu aracın hızını 360'a çıkarması gerekiyor bu yolu bir saatte alabilmesi için. Bize hızını ne kadar arttırmalıdır diyor. Öyleyse 360 olması için şu anki hızı olan 120'nin üstüne ne kadar eklememiz gerektiğini farkına alarak buluruz. 240 eklememiz gerekir. Beşinci sorudayız. Enflasyonla ilgili bir soru. Diyor ki enflasyonun %30 olduğu bir ülkede 70 liraya alınan bir ayakkabının yıl sonu fiyatı kaç liradır? Enflasyon soruları şöyle olur arkadaşlar. Ben e, yılın başında 100 liraya e, olan bir malın %30 enflasyon varsa yılın sonundaki değeri e, 130 liraya eder. Yani 100 liraya aldığım bir malı yıl sonunda artık 130 liraya alabilirim. Zam gelmiştir yani. 100'e %30 zam yaptık. Peki eğer ki 70 liraya alıyorsam yıl sonunda ne kadar almam gerekir diye böyle doğru orantılı yapın. İşler dışlar yapacaksınız. 100 çarpı x eşittir. 130 çarpı 70 diyeceğiz. Şundan bir 0, buradan bir 0. Bundan bir 0, buradan bir 0. X eşittir. 13 ile 7'yi çarp. 91 şeklinde olur. Karışım problemi var. Tuz oranı %40 olan 120 gram tuzlu suyun 1 bölü 4'ü dökülerek yerine 10 gram su eklenirse yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Şimdi arkadaşlar bizim elimizde şöyle bir 120 gramlık 120 gramlık yüzde %40 40'ı yüzde 40'ı tuz olan %40'ı tuz olan bir tuzlu su var. Bunun 1 bölü 4'ünü döküyormuşum. Arkadaşlar 1 bölü 4'ünü 120'nin dökeceğiz. 120'nin 1 bölü 4'ünü hesaplarsak 120'yi 4'e böl. 30'unu 30 dökecekmişiz. 120'nin 30'unu dökersek, 120'den 30 çıkınca 90 kalır. Evet 30'unu döktük. Peki 1 bölü 4'ünü dökünce %40 meselesi değişti mi? Değişmedi. Tuz oranı değişmez. Maddenin birazını döksek, yarısını döksek falan, tuz oranı yine yüzde 40 olarak kalır. Şimdi döktükten sonra yerine 10 gram su ekliyormuş. Şimdi ekleme yapacağım. 10 gram su ekleyeceğim. Peki suyun tuz oranının yüzde kaçtır? Yüzde sıfırdır. Ve bu durumda yeni karışımın yüzde kaç olduğunu, yüzde kaçının tuz olduğunu soruyorlar. Yeni madde miktarım 90 bundan vardı. 10 bundan geldi. 90 10 daha madde miktarına 100 diyeceğiz. Şimdi diyeceğiz ki madde miktarı çarpı yüzdesi 90 çarpı 40 artı diyorum. Madde miktarı çarpı yüzdesi 10 çarpı 0 eşittir 100 çarpı bunu bilmediğimiz için x diyelim. Madde miktarı 100 çarpı yüzdesine x diyelim. 0 çarpanından dolayı burası yok oldu. Gitti. Buradan bir sıfır sildik. Buradan da. Buradan bir sıfır sildik. Buradan da. X kaldı sol tarafta. Sol tarafta 4, 9 kere 4 36 kaldı. Yüzde 36'sı tuzmuş. Şimdi de dairesel pistle ilgili bir sorumuz var. Çevresi 160 metre olan çevresi 160 metre olan bir dairesel pistte A noktasından aynı anda aynı yöne doğru hızları ve 1 ve 2 olan iki araç harekete başlıyor. Ee, buna göre bu iki araç ilk kez kaç dakika sonra yan yana gelir? Arkadaşlar böyle yan yana gelebilmesi için dairesel pistte aynı yerden başlıyorlarsa şöyle olması gerekir. Hızlı hızlı olan aracın bir tam tur atıp fazladan gitmesi gerekir. Di Diğer yavaş olan aracın ise sadece bunun fazladan gittiği kadar şu kadarcık gitmesi gerekir. Burada da buluşmaları gerekir. İkisi A'dan başladıktan sonra ee, bir hızlı olan bir tam tur atıp üstüne diğerinin gittiği kadar gitti. Diğeri ise sadece bu kadar gitti. Peki bunların aldıkları yolu nasıl hesaplarız? 70 ile giden T saatte ne kadar yol almıştır? Bir tam tur atmıştır. Bununla bir tam turun t'si diyelim. Artı bir de şu x kadar diyelim buna. Şu az yol bir gitmiştir. Ee, peki diğeri hızlı yavaş olan ne kadar gitmiştir aynı t sürede? O sadece x kadar gitmiştir. Burada bir tam turu pistin çevresi olduğunu biliyoruz ve pistin çevresinde 160 verdikleri için buna ne diyorum? 160 diyorum. Şimdi bizim elimizde şöyle bir şey var. 30 çarpı t x kadar yani şu gördüğünüz kısa mesafeye x dedik. 30 çarpı t x oldu. Burada getirip x'in yerine 30 t yazarsak şunu elde ederiz. 70 t eşittir bir tam çevre artı x yani 30 t. Buradan 30 t'yi karşıya atarsak 70 t'den 30 t çıktı. 40 t 160 olur. Her iki tarafı 40'a böldüğümüzde t eşittir 4 olur. Burada tabii ki e, pist sorularında veya e, AB arası şehirler arası yol e, sorularında da aynı şekilde aynı yöne gidiyorlarsa hızları farkı yani 70'ten 30 çıktı 40 kaldı. Hızları farkı çarpı zaman Aralarındaki mesafeyi verir. Dairesel pist ise pistin çevresini verir. Ama ezber bilgi yerine tam olarak neden böyle yaptığımızı görebilmemiz için şekli çizerek ayrıntılı şekilde anlattım.